arkadaşlar, size daha önce de çok önceden aslında buraya gelmiştim ve burada çekim yapacağımı söylemiştim. Bir türlü burada çekim yapamadım. Zaten biraz sonra neden yapamadığımı da anlatacağım, çünkü kapısına beton dökmüşler burada. Çok orman içinde bir yer burası ve köşk. İsmi, cismini, her şeyini göstereceğim. Sadece bir giriş yapmak istedim. Arkadaşlar, tripodlarımı falan her şeyimi ayarladım. Şimdi istiyorsanız eve doğru geçelim. İlk önce bir alt kısmını göstereceğim size. Çünkü burada çok farklı olaylar var. Sesler geliyormuş burada. Kapısını falan her şeyini bir göstereyim. Ondan sonrasını üst kata çıkmak için zaten siz de gördüğünüz zaman hak vereceksiniz. Evet arkadaşlar, bahsettiğim yer burasıydı. Şimdi burası çok otlarla dolduğu için size tam anlamıyla şurayı gösterebilir miyim bilmiyorum ama biraz zoom yapacağım. Adamlar kapısına bildiğiniz beton dökmüş. Şimdi netlesin, onu bekliyorum. Ve gördüğünüz gibi kapısına beton dökmüşler. Bunu da niye yaptılar onu da bilmiyorum. Hani devasa bir yer. Şimdi öncelikle şu dikenleri bilmem nelere çekelim. Ali Baba'nın hayratıdır diyor. Şimdi tabii ki burada şimdi böyle içenler bilmem neler falan filan buralara girmişler. Kırlangıç yuvası herhalde. Bu ev şu anda uçurumun kenarında. Ama bu ev ayrılmış zaten. Hani yıkıldı, yıkılacak durumda şu anda bu. Şöyle göstereyim. Ben şu an giriş katındayım bu evin. Yani burası direkt uçurum. Yani bir 8-10 metre falan var. Arkadaşlar, duvarlarda küfürler de var. O yüzden kusura bakmayın. Buralara kimlerin gelip çıktığı belli değil. Evet. Burada da böyle bir şey var. Ne olduğunu da tam olarak anlayamadım. Burası bayağı yüksek. Buradan çıkmayı deneyeceğim. Evet, tripodu kurayım ben arkadaşlar. Durduruyorum burada. Thank you.
Evet arkadaşlar, şu anda bahsetmiş olduğum evin üst katındayız. Girişi gösteremedim ama içeriden göstereceğim girişi size. Daha mantıklı olur. Bu arada burada da çok ses var. Farkındayım. Bir iki kilometre ötemizde falan bir otoban var. Her neyse arkadaşlar, yeni kamerayla, yeni görüntüyle karşınızdayız. Bilinmeyen kanal olarak her zaman kalitenin zaten bir farkındalığındaydık. Ama bu kamerayla daha iyi oldu. Sinematik görüntüyle bundan sonra çekimlerimize devam edeceğiz. Kanala destek olmak isteyenler abone olabilir, videolara yorum yapabilir. Maddi destek olmak isteyenler de katıl butonuna basarak kanala katkıda bulunabilirler. Arkadaşlar şimdi burada bir davet yapmayı planlıyorum ve içeride size buranın hikayesini anlatacağım. Arkadaşlar hepinize merhaba tekrardan. Şimdi evin içini komplesi çok fazla rutubet var. Evin içini size komple gezdireceğim ama gezdirmeden önce anlatmam gereken şeyler var burayla ilgili. Şimdi arkadaşlar burası 1900 kaç olduğunu hatırlamıyorum ama aşağıda yazıyor. Giderken tekrar çekeceğim orayı. Çok eski zamanlarda yapılmış, sonradan üst katını yapmışlar burayı. Burada oturan birini tanıyorum ben. Bana o anlattı zaten bunu. Ama şu anda burada oturmuyor kendisi. Burayı zamanında yaptıklarında ormanın tepesinde, yani orman içinde tam uçurum, yamaç kenarında bir yer burası. Ve buraya sadece yazları geliyorlarmış. Yani burada temelli süreklilik kalma şekli yok. Sadece arada bir geldikleri için şu taraflarda bir yerde bir köy gibi bir şey var. Daha doğrusu tek tük evler var. Evlerin olduğu yerden burada sürekli bebek ağlama sesleri falan geldiğini söylediler. Ben de zaten geçen yerde gitmiş olduğum senatoryum videosundan da biliyorsunuz zaten. Her zaman bu sesler benim ilgimi çektiği için ben de burasıyla ilgilenmek istedim. O yüzden buraya geldim. Yoksa burada tam anlamıyla çekim yapabileceğim bir şey göremedim ben. Atmosfer göremedim çünkü çıkması inmesi çok zor. Üstüm başım leş gibi oldu. Alkol içen insanlar falan ateş yakmışlar, her tarafı his yapmışlar. Neyse bunlar o kadar önemli değil. Bu arada kamerayı telefondan kontrol edebiliyorum. Şimdi sizin aranızda açık aramak için bu videoyu izleyenler de var. Onlara söylüyorum bunu. Kameradan kontrol edebiliyorum. Yani durdurabiliyorum ve başlatabiliyorum. O yüzden kamerayı kim durdurdu bilmem ne muhabbetlerine gireceklerdir. Açıkçası umurumda bile değil. Güzel bir kamera var elimde. Özellikleri de var tabii ki. Her neyse, bu konulara fazla girmiyorum. İlk önce sizi hiçbir şey anlatmadan evi gezdirmek istiyorum. Hiç konuşmayacağım, sadece evi gezdireceğim. Üst katı da var. Üst katta da burada bir davet yapmayı planlıyorum. Eğer bir şey olmazsa, olursa davet yapmayacağım. Ben şu ana kadar hiçbir ses falan duymadım. Yani çatırdama, çuturdama sesleri duydum. Ama öyle ağam şahım bir ses duymadım. Sadece şimdilik size evi gezdirmek istiyorum. Telefon şurada dursun. Thank you.
Heves geldi bir an. Biraz tırstım. Bu arada arkadaşlar bir önceki videom için hepinizden özür dilerim. Şimdi görüntüler benim görüntülerim olmadığı için gezintilerin kendi kameralarıyla çektik. Ben de bu onlar Ankara'da olduğu için görüntüleri alamadım. Görüntüler çok kötü oldu. Sonradan kendi elimdeki görüntüleri koydum. O şekilde yayınladım. Daha doğrusu videoyu kaldırıp tekrar yayınlamak zorunda kaldım. İşte tepki gördü video. Çünkü işte 360p ne demek falan gibilerinden. Arkadaşlar birkaç ses duydum. Kamera aldı mı bilmiyorum. Büyük bir ihtimal almadı. Çok uzaktan geliyordu çünkü ses. Buranın dediğim gibi ben burada davet yapacağım şimdi. Eğer oluyorsa da zaten daha da fazla olması için. Olayın olması için. Bu arada yeni projeler var. İnşallah elimden geldiğince daha da hızlandırmaya çalışıyorum. Ama her şey maddiyata bakıyor. O yüzden günümüz şartlarını da biliyorsunuz. Türkiye'de yaşıyoruz. Vallahi arkadaşlar, bir sessizlik yapalım mı? Hani bir sessiz bir şekilde beklemek istiyorum. Akabinde davet yapacağım. Daveti yaptıktan sonra neler olacağını ben de bilmiyorum. Ha, burası ile ilgili şunu da söylemek istiyorum. Burada sürekli sesler duyuyorlarmış. Hani ağlama sesleri, çığlık sesleri falan. Ben duymadım açıkçası. Hani arkadaşın söylediğine göre söylüyorum. Bir ses duydum ama ağlama mı, bağırma mı bilmiyorum. Belki de birisi birine bağırıyordu. Tam anlamıyla bu evde bir şey yaşamadım. Ama çok büyük arıların yapmış olduğu petekler vardı. Arı kovanları var. Görmüşsünüzdür zaten biraz önce. Neyse. Ben davetimi yapayım arkadaşlar. Daveti yaptıktan sonra tekrardan kayda gireceğim. Arkadaşlar daveti yaptım. Kapatıyorum çünkü davet yaparken bilmeyen insanlar bunu kendi kafalarına göre okuyabilir ya da başka YouTuber'lar da yapabilir. Kurtulamaz. Başlarına bela almamaları için. Şimdi sessiz bir şekilde bekliyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim.
Biz ne anlamadık? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Neyse arkadaşlar, ben artık buradan gitmek istiyorum. Aşağıya ineceğim. Aşağıya indiğimde tekrardan devam edeceğiz. Katil arılar var burada. Dalga geçiyor resmen ya. Resmen dalga geçiyor benimle. Evet arkadaşlar, indiğim yer kapıyı da aşağı, kapı aşağı düştü. Paramparça oldu zaten. Bunun bir zemini de var. O zemini de göstereyim. Şurada merdivenler var.
Burası ne böyle ya? Burada da pek bir şey yokmuş. Neyse, şu üst kattan çıkalım, buradan gidelim artık. Şu kamerayı denemek istiyorum, bakayım nasıl çekecek. Gayet güzel. Evet. Arkadaşlar fotoğraf aldığım için kamera durdu. Aynı anda alırım diye düşündüm ama alınmıyormuş. Bu arada ev uçurum kenarında. Arıya bak ya. Yukarıdaki petekteki arılar işte. Dev gibi. Neyse, arabanın oraya gittiğim zaman bir açıklama yapacağım. Bu arada buraya gelirken bana arkadan bir araba çarptı. Bu sıralar ben de anlam veremiyorum ya. Sürekli kaza başımdan eksik olmuyor. Sadaka da veriyorum. Nedir, ne değildir anlamadım. Evet, tripodu kurup konuşma yapalım. Ondan sonra bitiriyoruz. Arkadaşlar yukarıdaki sesleri büyük bir ihtimal siz de duyacaksınız. Kamera büyük bir ihtimal aldı, izleyemedim daha videoları. Şu anda hala ses geliyor. Kamera duyuyor mu bilmiyorum. Hala yukarıdan dediklerim leş gibi oldu bu arada. Dedikleri kadar varmış. Üstüne bir de davet yaptım ve ama geri alamadım çünkü. İnşallah ben bir musallat yaşamam. İnşallah bir sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanala katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.